Bugünkü konumuz kazan dibi. Ve size bizim bu topluluktan sordum. Dedim ki önümüzdeki günlerde kazan dibi yapmayı planlıyorum. Sizce hangisini yapmalıyım? Gerçek kazan dibini mi? Aa böyle mi yapılıyormuş diyeceğiniz. Kolay kazan dibi. Aa ne kadar kolaymış diyeceğiniz. Ve 64 bin oy oldu. %63 zoru seçerken 37'si de kolayı seçti. Aşağıda da yorumlar vardı. 218 tane yorum ve çoğu aşağı yukarı aynı şeyi söylüyor. Refika'dan beklenen hareket eşittir. Türk tarihçisiyle hikayesi ağzının uslanmasını neden alıp gerçek kazandibini yapmak. Daha sonra da yok Refika ben bunu yapmam diyenlere bu kadar da kolayı var deyip ikinci versiyonunu yapmak. İkisini de yapacağını biliyoruz Refika. İçin rahat etmez ki bir kere. Refika dayanamaz. İki seçeneği de bizim için yapar. İkisini de yapsan hem de bilgilensek hem de kolay olanı evde yapsak bence çok iyi olur. Gerçek kazandibini anlatıp yapılışını gösterip sonra kolayını göstereceğinizi ikimiz de biliyoruz Refikacığım yazmış. Evet ben size çok teşekkür ederim. Beni benden daha iyi tanıdığınız için. Çünkü ben gerçekten birini yapmayı planlıyordum. Ama yolda öğrendiklerimle ve sizin yorumlarınızla. Evet ben bunu kesinlikle anlatmam ve paylaşmam lazım da dedim. Benim de bilmediklerim vardı çünkü. Ve beni bu kadar güzel tanıdığınız, sahip çıktığınız, bu çabamı gördüğünüz, bu çabama ortak olduğunuz için ne kadar teşekkür etsem az. Dolayısıyla bu video o yorumu yapanlara veya bunu ilk defa duyunca da böyle hissedenlere gelsin diyorum. Çok müthiş bir video var. Hadi başlayalım. İlk başta kolayından başlayacağım. Zorundan değil. Çünkü istiyorum ki herkes evinde kazan dibini yapabileceğini görsün. Bunun için de hızlı hızlı anlatacağım. Bir dakikada bitireceğim. Burada 40 gram unum var. Normal un. Bunu döküyorum. Yaklaşık 2 tepeleme çorba kaşığı da buğday nişastası var. 150 ml suyla açıyoruz. Bu ikisini karıştırıp buna bizim mutfağımızda sübye deniyor. Ama ben... Sübye bu mu? Şimdi aslı bu değil. Videonun ikinci bölümünde gerçek sübyenin ne olduğunu anlatacağım. Böyle iyice eridiğine emin oluyoruz. Bunun içine de böyle 1 litre süt ekliyoruz. 200 gram da şekerim var. Yaklaşık böyle küçük ölçü bardaklarımızı 1,5 bardak ediyor. Bunu da önce daha hiç ocağımın altını açmadan güzelce karıştırıyorum. Ben bu tip muhallebi yaparken bu çırpma telini çok daha seviyorum kullanmayı. Çok rahat karıştırabiliyorum. Şimdi artık ocağımın altını açabilirim. 10-15 dakikada yoğunlaşıp böyle kıvam alana kadar, kıvam aldığında da hatta biraz çırpacağız, şimdi göstereceğim. Güzelce karıştırarak pişiriyoruz. Böyle 12 dakika falan oldu. Karıştıra karıştıra iyice muhallebimiz kıvamını aldı. Altını kapatıyorum, kenara alıyorum. Burada bir tane alüminyum tepsi var. Alüminyumla kazan dibi biraz daha güzel oluyor. Ama MIA ile de yapabilirsiniz. Bu böyle hani rahat porsiyonlanması, dikdörtgen olabilmesi açısından ben o yüzden bununla yapmak istedim. Şimdi geldik en keyifli kısmına. Önce iki kepçe bu muhallebiden alıyorum. Tamam. Şöyle direkt tepsiye döküyorum. Tabanını güzelce kaplasın diye şöyle döndürüyorum. Bütün tabanı kaplandı tamam mı? Bütün kenarları da vesaire de falan filan. Muhallebi kenara gidiyor. Ocağımın altını yakıyorum. Ve yavaş yavaş altını tutturmaya başlıyorum. Şimdi ilk başta muhallebi kaygan oluyor. Yani muhallebiyle birazcık oynasam sağa sola gidiyor. Ama birazcık altı tuttuktan sonra böyle bir kısım dibine yapışmış oluyor. Burada böyle çok yüksek ateş değil, orta ateş daha iyi. İnsan böyle hani hızlıca hemen yakayım bitireyim diyor ama orta ateşte biraz daha kontrollü gidip yakabiliyoruz. Bak böyle şu kenarlardan görmeye başladım. Yavaş yavaş dibinin rengi değişmeye başlıyor. Şu an pişerken ne oldu? Böyle çok güzel bir önce süt kokusu oluyor. Sonra hafif bir karamel kokusu oluyor. Sonra ağzından bir şeyler yanıyor hissi oluyor. Tamam ağzından bir şeyler yanıyor hissinde durmak gerekiyor. Böyle güzel bir şey kahverengisi. Koyu sütlü kahve diyeyim. Burası biraz daha henüz beyaz. Şurası da çok azıcık daha olabilir. Bundan daha siyah olduğunda nasıl oluyor? Onun da bir tane fotoğrafını koyacağım. Çünkü dedim ya size dünyanın en güzel kazan dibi videosunu yapmak istedim. Dolayısıyla çeşit çeşit kazan dibi denedik. Büyük ihtimalle bizim şu mahallenin taksicileri, sevdiğimiz bakkallar, şeyler bir süre kazan dibi yiyecekler. Bunun bir de bir zor tarafı var. Bunun yıkanması.
Ama onu da halledeceğiz. Bu gördüğünüz kazan diplerini size tarif olarak mükemmel bir şekilde verebilmek için 19 tane kazan dibi yaptık. 19 tane böyle tepsi, 19 tane böyle muhallebi ve tabii onların spatulası da dahil. Ve bunların hepsini sadece yıkamak için bir kişinin bütün günlük işi olabilir. Ama benim Fairy Platinum Plus'ım var. Ve onun üstün kirleri sökme teknolojisi sayesinde hepsini makineye atıyorum. Önden hiç daha evvel yıkamıyorum. Yoğunda falan da çalıştırmıyorum. Ekolojik programda, yani ısısını yükseltmiyor. Fairy'nin o gücü sayesinde o kirleri hop diye rahatça temizleyebiliyor. Biliyorum makineye şöyle bir spatulayı koymak ters gelebilir. Yalnız değilsiniz, hala Türkiye'nin %70'i böyle. 70'inden fazlası hatta. Halbuki Fairy Platinum Plus sayesinde bunu makineye koyarsak sudan inanılmaz bir tasarruf ediyoruz. Zamanımızdan inanılmaz tasarruf ediyoruz. Ve de ekolojik programda böyle bir pakette elektrik ısıtmadığı için suyu illa da o lekeyi çıkaracağım diye. Çünkü kendisi güçlü. 30 liralıkta elektrik faturasından tasarruf edebiliyoruz. Böyle bir güzellik var. Enerjimizi, zamanımızı, suyumuzu boşa harcamayalım. Ve bunu hani sizle paylaşmak istedim çünkü evdeyiz. Size sunmak istediğim içeriğin kalitesini hiç düşürmek istemiyorum. Ama malum bu eller de kıymetli. Harcadığım zaman da sizi harcamayı 10 kat daha tercih ederim. Burada da dolayısıyla Fairy Platinum Plus bayağı benim hayatımı kurtarıyor. Şimdi bu hali geldi ya, çok da uzatmadan şöyle kalan muhallebimi döküyorum. Bunu ilk başta böyle 2 kilodan denedik. Yağız'la beraber yaptık bu arada. Tarifte Yağız'ın emeği büyük. Fakat o böyle biraz daha kalın oluyor. Ben hiç rulo yapmayacağım, tek parça olsun derseniz aynı tarifi böyle bir boyuttaki bir tepsiyle 2 litre sütten yapabilirsiniz. Yani çarpı 2 ölçüyle. Tezgahımı alıyorum. Hem dibiyle de bütünleşsin diye şöyle pat pat atıyorum. Gördüğünüz gibi böyle dümdüz oldu. Bu şimdi önce güzelce soğuyacak, yaklaşık böyle bir buçuk saat. Sonra buzdolabına atacağız. Buzdolabında da böyle iyice soğuması lazım, bir iki saat daha. Ondan sonra yemeğe hazır. Bir gün sonra daha da güzel oluyor ama onu da söylemem lazım. Şimdi bu aslında kazan dibi mi? Hayır. Bu çok güzel bir alt yanık muhallebi. Düdüklüye bir tane şöyle tavuk göğsü var. Bunu düdüklüye koyuyorum şöyle hop. Bunun içine birazcık da su koyuyorum. Başka hiçbir şey yok. Bu haliyle düdüklüde 12 dakika kaynayacak. Normal süresini daha ölçmedim ama video yayınlanana kadar kaç dakikada oluyor onu da aşağıdaki tarife yazmış olacağız. Evet, şimdi gelelim kazan dibi ve tavuk göğsünün hikayesine. Şöyle bir şey var. Aslında burada böyle farklı farklı görüşler var. Bunlardan bir tanesi tavuk göğsünün bir tatlı değil, yemek olduğu ile ilgili. Mary Ishin'in Gülbe Şeker kitabında öyle söylüyor. Bu Abbasilerden kalma bir yemek. Yemekte de işte bazen et oluyor, başka birkaç kuru meyveler vesaireler de olarak bir yemek. Daha sonradan yıllar geçiyor, bundan et çıkabiliyor. Et çıkıp bunu böyle hani gül sulu, mül sulu da yapmaya başlıyorlar. Öyle öyle evrildiğiyle ilgili Gülbe Şeker'de Mary Ishin'in savı. Gerçek bir tavuk göğsünü, tavuk göğsü yapan ve kazan dibini de onun yanmışı yapan şey nedir? İki tane çok önemli şey var. Bir tanesi tabii ki tavuk. Yani tavuğun göğsünün o lif 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 olması. Bunu birazdan anlatacağım. Öbürü de sübye. Sübye nedir dersek, hani demin gösterdim ya, unla nişastanın karışımı gibiydi. Ama sübyenin atası şöyle bir şey. Burada 250 gram pirinç var. 2 litre sütü, süte hem un hem nişasta olacak sübyenin şeysi bu. Pirinç, kırık pirinç ve aslında çok da kaliteli olmayan bir pirinç. Buna üstünü şöyle 3 parmak geçecek kadar su koyuyoruz. Ve bu bir gece bekliyor. Ve bir gece bekledikten sonra bu hale geliyor. Şöyle. Hayır hayır. Aynen. Kendi hem nişastasını bıraktı. Hem suyunu hem tanesini sonra alıyoruz. Ve böyle bir blender'a, eskiden de değirmene konurmuş. Ve sütlü tatlı dediğimizde bunu ezbere yaptım gerçi ama şimdi... Sütlü tatlı dediğin şey aslında inek sütü değil de pirinç sütü mü yani? Hayır, değil tabii ki. O zamanlar vegan süt yok. O zamanlar vegan süt yok, vegan süt varmış aslında. Bunu şimdi böyle yaklaşık 2 dakika çekeceğiz. Evet, birazcık mutfak robotu kokmaya başladın da tamamdır demek. Veganlar için pirinç sütümüz hazır. Bak şöyle bir süt. Bu böyle ince bir elek bayağı. Mesela sübye nereden geliyor?
sübye kelimesinin kökü. Kimi sözlükte diyor ki işte İtalyanca'daki sepia'dan geliyor. Ama bana mesela çok mantıklı gelmiyor. Hani sübye diye biliyorsunuz bir de bir şey var, deniz böceği. Hani o oradan mı geliyor? Hafif transparandır böyle, beyazdır, rakı beyazıdır falan. Sonra aklımıza şey geldi. Kavundan şerbet yapmıştık eskiden. Ona da mesela sübye deniyor. Bence bu beyazımsı rakı gibi böyle hafif geçirgen renkli şeylere sübye dendiğini düşünüyorum. Bununla muhallebi yapma tekniği. Belki de dünyadaki en eski tekniklerden bir tanesi. Neden derseniz Kaşgarlı Mahmut'ta da mesela sütlaçın atası pirinçten yapılan muhallebi olarak var. Dolayısıyla hani bu teknik bence oralardan geldi. Bu sübye aslında bütün sütlü tatlıların anası. Sütlaçları ve sütlü tatlıları da böyle bir bazdan isterseniz hani rafine edilmiş, işlem görmüş bir şeyden geçirmek istemezseniz kendi pirincinizden yapabilirsiniz. Şimdi gelelim ikinci konuya. O da tavuk. Tavuğun hani ne alakası var? Sütlü tatlıda ne işe yarıyor diye düşünürsek de tavuğun da şöyle bir fonksiyonu var. Tavuğun hani düşünün ağaçtan da böyle lif lif ya. O liflerin büyük ihtimalle içindeki kimyasal bir şey muhallebinin böyle daha uzayan ve lif lif olan bir hale dönmesini sağlıyor. Orijinali tavuk ve şu an hep öyle biliniyor. Ama dediğim gibi etin de lifi var. Büyük ihtimalle daha da pahalı olduğu için pek kullanılan bir şey değil. Büyük ihtimal rengi de hafif bozuyor. Dolayısıyla tavuk orada daha doğru bir yol. Osmanlı zamanında halkta, sokaklarda da bunun bir de sahtesi varmış. Sahtesi nedenmiş tahmin edin. Sen biliyor musun hocam? İşkembe. Ne? Aynen. İşkembeden sütlaç. Ne? Çünkü şeyin elyafı, işkembenin o böyle lifli lifli kısmı, onu böyle canını okuyup süte geçirip o muhallebinin o hale gelmesini sağlamak aslında. Temel mantık da bu. Benim ilk kitabımı yazmak ve çıkış sebebimden bir tanesi de şuydu. Osmanlı mutfağı dünyadaki ilk füzyon mutfaktır. Hani ilk füzyon doğalından, çünkü zaten kendi yani içindeki Kavalalı Mehmet Ali, öbürü işte Damat İbrahim nereliydi? Pargalı. Ha Pargalı, bravo. Pargalı İbrahim mesela Parga'dan geliyor ve Parga'dan kendi kültürü de aslında beraber geliyor. Saraydaki ağaççılar, yeniçeriler hepsi böyle. Dolayısıyla o füzyon doğalından müthiş bir imparatorluk. Hani şimdiki şeye düşün, ölçeklere bakarsak, ölçeğini düşünürsek müthiş bir imparatorluk. Oradan gelen bütün her şey de sarayda birleşiyor. Dolayısıyla ilk füzyon mutfağı. Tabii ki orada çok ağdalı, çok yapımı zor bir şey var. Anadolu'da arka bahçende ne varsa, Bizans'tan kalma balığın arasına işte şey koyuyorsun, dolma haline getiriyorsun. Vapura yapışan o midyelerin içerisine bir şeyler koyuyorsun, o dolma oluyor. O da Bizans kafası, garip başka bir kafa. Bütün bunların birleşimi aslında bizim mutfağımızın toplamı. Dolayısıyla ben de cesaret bulup kitap yaptığım, aslında o Osmanlı uçan yaratıcılığının bugünkü imkanları, Anadolu'nun o bereketli topraklarından çıkan güzellikler ve bütün o küçük yaramazlıkların hepsini bizim içimizde bulandırıyorsa bugün de şu an bambaşka kültürler gelip geçiyor bu toprakların üzerinden. Onların hepsini bir araya harmanlayıp bu kültürü devam ettirebilmek. Yine çok emeği geçmiş biri Necip Usta. Aslında yine kendi aramızda bu Brown lafı oldu. Yani biz aslında Necip Usta bizim Julia Child'ımızmış ve bizim haberimiz yokmuş. Yani tariflerdeki detaya baktığımız zaman inanılmaz güzel detaylar var. Gelelim onun anlattığı tavuk göğsüne. Şimdi tavuğu normalde diyor ki kendisi, kendi cümlelerini size okumam lazım. Korkmayın ama. Tavuk kesilir kesilmez haşlandığı için lifler birbirini bırakmadığından oğulduğu zaman tel tel olur. Eğer tavuk bir gün hatta 6 saat kesildikten sonra beklerse liflenmez. Tel tel olmaz. Parçalanır ki bu da tatlıda kullanılmaz. O zaman bizim tavukların hiçbiri bu işe gelmez. Yani buradan şunu anlıyoruz bunu söylediğinden. Kardeşim ben tavuk göğsü yaparken tavuğu kesiyorum. Zaten başta öyle diyor. Hemen kesilir ve tüyleri yolunu temizlenirden başlıyor olay. Hani şey, dünya toz ve gaz bulutu gibisinden. Ondan sonra o tavuk kullanılır diyor. Şimdi anneme sordum bu arada. Annem çocukken çok tavuk kesermiş. Bulsak kessek mi diye, sonra gönlümüz almadı. Ama çekimi kesin herkese. Evet, biraz da o yüzden korktuk. Aramızda sana söylemedik. Sonra annem kesiyor. Annem çocukkenden beri, kadın doktor. Marketten veya kasaptan aldığımız tavukla bunu denediğimiz zaman Necip Usta doğru çıktı. O tane tanelik değil de böyle parça parça kalıyor ve o istediğimiz liflenme olmadı. Normal tarifte, orijinal onun tarifini söyleyeyim ona saygımızla. 400 gram sübiyi 1 litre sütle kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra şekerini ekliyoruz 20 dakika sonra. 10 dakikada şekeriyle kaynatıyoruz. 30. dakikada tavuğunu ekliyoruz. Tavuğuyla da 10 dakika kaynatıyoruz, bitiyor. Ama böyle olunca güzel olmadı.
bizimkilerde çünkü bizim tavuklar 6 saat evvel veya yeni kesilmiş değiller. Dolayısıyla 12 dakika düdüklüde kaynattım. Şimdi bunun soğuması için hatta Yazıcığım senden rica edeyim. Onu güzelce bir hemen suyun altından alalım. Yazı alırken şu kitaplarımı da buradan alayım istiyorum. Bu kitaplar da bu arada tam bitirdik ve Covid'den dolayı kullanmak kısmet olmadı. Çok güzel bir kütüphanemiz var, yemek kütüphanesi. Onları da böyle ben hani düzenli olsun, herkes evine de götürebilsin ve böyle hani hangi kitabı internetten de bulalım, neyimiz var neyimiz yok diye böyle güzel bir kütüphaneye çevirmiştik. Daha hakkıyla kullanmak nasip olmadı. İnşallah bir gün olacak. Şimdi düdüklünün şeyini aldık. 12 dakika kaynattık. Bir 2-3 dakikada dışarıda kaldı. Kendisi parçalanacak hale geldi. Soğutunca parçalandığı için biz sıcak sıcak. Evet. Liflemeyiz. Bir de diyor ki Necip Usta, eğer tavuğu çok fazla kaynatırsan da büyük ihtimalle o liflenmeyi sağlayan şeyler de gittiği için fazla kaynatmak da olmaz. O yüzden o dakika önemli. Şimdi böyle tel tel yapıyoruz önce. Çatalın iki ucundan tutarak. Şu an hatta azıcık fazla konuşmuşum. Bir tık fazla bile pişti. Bizim için bir tavuk göğsünün 1/3 kadar kısmı yetecek. Gramaj olarak verirsek de 75 gram. Daha sonra bu inceler var ya, şunları da sonra elle tekrardan tel tel ayırmak gerekiyor. Tavuklar bu kadar böyle olabildiğince ince hale getirdim. Bu şimdi kenarda duracak. Bak şu süt halini ve hani nişastalı halini böyle anlayabilmek için şöyle tencerenin içinde göstereyim. Yoğun bir kıvam böyle. Şimdi buna 1 litre sütü koyuyorum. 5 dakika böyle kaynatacağım. 5 dakika sonra tavukları ekleyeceğim. Buradaki amaç şu, sütle nişastanın bir araya gelmesi. Eğer şimdiden tavukları koyarsam nişasta etrafında tavukların birikebilir ve böyle açılmasını engelleyebilir. Önce sütle nişasta şöyle bir hemhal olsunlar. Sonra tavuklar girebilir. Şimdi artık tavuğu ekliyorum. Hop. Önümüzdeki aslında 25 dakika boyunca karıştırmaya devam edeceğim. Bir de yine orijinalinde böyle bir kaşıkla aslında orijinalde, daha doğrusu spatula gibi bir tahtayla karıştıra kavıştıra ve bir taraftan döve döve pişiriliyor. Bak şu an hala tavuklar böyle, görüyor musunuz? Şimdi bu ileride birazdan değişecek. Evet, şu anda muhallebi yapmaya başladı, 20 dakika oldu. Şekerini ekliyorum. Ve bu haliyle de bir 10 dakika kadar daha kısık ateşte çırparak karıştırıyorum. Şimdi asıl fark gerçekten bak burada. Nerede tavuklar? Yok oldu. Tane taneden kılcal damar gibi böyle bir şeye dönüştü. Bir parça suya tutuyorum tepsiye. Ondan sonra döküyorum. Kuruluyoruz. Böylelikle hani o tencereye sarıyor ama tencerenin hani herhalde biraz tozu mozu dama olmasın diye bilmiyorum. Onun için yapılan küçük bir hareket. Bundan sonrası aynı. Şöyle bir parça döktüm. Araştırırken ne bana çok koydu onu söylemek istiyorum. Bir kere hiçbir yerde hani kazan dibinin adı nereden geliyor, kazan dibi nedir? Onunla ilgili böyle bu demin bahsettiğim bilgilerin hiçbiri yok. Ancak bunlar eski kitaplarda var. Ve yanlış bilgi var. Mesela diyor ki, hani aslında bilinen gurmelerden bir tanesi. Kazan dibi işte nasıl yapılır? Tepsiye biraz şeker konur. O şeker yakılır. Oradan kazan dibi olur. Yani bir kere kazan dibinin mantığına aykırı ve ilk aradığınızda gördüğünüz şeylerden bir tanesi ne yazık ki bu oluyor. Şimdi tekrardan yakma işlemine başlıyoruz. Hatta Necip Usta tarifinde böyle de yapmıyor. Bütün hepsini koyuyor. Pişirmeye bunun üstünde devam ediyor gibi oluyor. Ama onun kontrolü bence daha zor. İlk başta böyle baktığında şu an altına hiç yapışık bir şey yok, görüyor musun? O yüzden bunu böyle kapatıyorum. Böyle koyu sütlü kahve renginde. Ve böyle acı gibi kokmadan hemen öncesi. Yani bir yerler acı gibi kokmaya başladıysa orayı çekin gibi düşünebiliriz. Bu kazan dibi de hazır. Önce oda sıcaklığında böyle 1 saat kadar iyice soğuması için bekleyeceğim. Ondan sonra buzdolabına koyacağım. Minimum 2 saat. Belki akşam hep beraber keser yeriz. Hazırsak başlayalım. Hazırsak başlayalım. Ne yapıyorsun? Bıçağı böyle bir ıslattım ki yapışmadan rahat kesebileyim. Hangisi? Kolay olan. İlk krep her zaman yanar diye bir Fransızların bir deyimi var.
Şimdi bakalım göreceğiz. Tapağım nerede? Ha. Yine Necip Usta'nın kitabında diyor ki bu dürme işi var ya. Elinizin içine alın. Şöyle koyun. Hop. Çevirin. Ve şöyle hazırlayın. Ben çok güzel oldum. Buna bu kadar şaşırmış olmamıza üzülmeli miyim bilmiyorum. Çok güzel göründü. Evet de. Vallahi olmuyor. Of. Ama farkı bu. Kanım tavukla sınavı. Hop şöyle giriyorum. Bundan sonra hızlı davranmamız gerekiyor ki bir ağda gibi yapışıyor. Böyle. Bu hali size göstermek istiyorum. Yani tam güzel paketleyemedik. Çünkü müthiş yapışıyor. Biraz da belki de yeterince soğumadığından ama... Yani tipinden o kadar belli ki farklı bir şey oldu. Tad olarak da inanılmaz. Yağız'cığım, senin bir denemeni rica ediyorum. Çünkü biz bütün bu denemeleri Yağız'la beraber en son şeker komasına girecektik. Tabii ki yılmadık. Bundan aynısından bir tane daha yapacağım. Çünkü dün yaptığım oldu ve onu rahat katlayabildim. Bugün katlayamayacak kadar. Şey ama belki de yeterince soğumadığı için olabilir. Neden olduğunu öğrenip tam düzgününü de sonra yapacağım. Yani gerçekten kazan dibi seviyorsanız ve en orijinalini istiyorsanız gerçekten bu. Ama dersiniz ki ben bu kadar uğraşamam ve hala kazan dibi yemek istiyorum. Bu da çok ve güzel. Hala çok güzel. Yani bu şey diye konuşuyorduk kendi aramızda. Neydi San Sebastian? Hani bu San Sebastian yarışabilecek lezzette ve inanılmaz çok daha da kolay bir tatlı. Buysa bayağı gastronomik pastaneden alınanın aynısı gerçekten yani. Pastaneden alınanı daha güzel bence. Ama gerçekten harika oldu. Şimdi kendi aramızda gençler haberiniz yok. Burada iki dilim var. O dilimi sorunsuz katlayabilene bir tam altın var. Tam altın mı? Bir tam altın mı? Ne dahil ederdim. İnanma geldim. Aa vallahi yaptı. Vallahi yaptı. Ya bir dakika nazar geçti. En son düzlükte döndürüyorum. Evet, şimdi Yağız Bey nasıl yapıyordu acaba? Ha öyle de düre düre gideceğim. Yağız Bey'den gelen kazan böreği. Hadi bir tane ben yapayım. Ne altınmış kardeşim. Sizi kalkıyor altın sevdası. Bak bak. Geçen gün kazan dibini yaptık ama çok yeterince bekleyemediğimiz için tam böyle istediğimiz katlama olmamıştı. Şimdi tekrar yaptım, beklettik. Burası işte yemek okulu ve böyle bir kazan dibi tarifi biliyorsunuz şu an bütün internette arasınız yok. Dolayısıyla bu yaptığımız o eski usuldeki sarmadan, toplanmadan bakalım çıkabilecek mi tekrar test ediyoruz. Çok daha kolay kesiliyor sanki. Tabii. Yani o zaten o şeysi çok fark ediyor. Normalde Necip Usta bunu elde yapıyor. Elde mi yapalım, şey mi yapalım? Güzel çıktı. Klasik değil mi? Wow. Biraz... Adeta dürüm oldu. Ama biraz ince oldu bu sefer de. Ama böyle daha fazla kazandığı bir tadı daha yoğun. Bak 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 nasıl yapışıyor görüyor musun? Hoppa. Bir rivayete göre kazan dibini evde yapmak imkansız diyorlardı. Bunu da başardık Refika bir gün. Kazan dibini evde yapmak değil bırak hani taze kesilmiş tavuk hikayesi var, sübye hikayesi var, başarısızlıklarımızın hikayesi var. Hepsi bu videoda. Bu da çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Hak ettin gerçekten. Hep beraber. Bendi, Yağız, Burak, sen, İnan hep beraber. Kutlayabiliriz o. Şimdi en güzel kim katlayacak challenge'ı mı var? Hayır. Altın var mı?